Herkese selam, bir videoma daha hoş geldiniz. Bugün sizlerle az bilinen harika kitaplar hakkında konuşacağız. Ama bu aslında bir serinin part 2'si. Fakat her videoda farklı az bilinen kitaplardan konuştuğumuz için bu part 2'sini izlemek için onu izlemek zorunda değilsiniz. Ama öneririm. Çünkü o videoda gerçekten daha fazla bilmesi gerektiğini düşündüğüm çok sevdiğim kitaplar hakkında konuştum. Bu videoda da aynısını yapacağım ama farklı kitaplar olacak. Bu kanalda popüler kitaplar hakkında konuşmayı çok seviyorum. Fakat daha da çok sevdiğim bir şey varsa o da çok fazla kişinin bilmediği, az kişinin okuduğu ve az kişinin konuştuğu kitaplara biraz daha süp atışı tutmak. Ve bu gösterdiğim kitapların hepsi gerçekten hani benim çevremde en azından, yani benim gördüğüm kadarıyla az bilinen kitaplar olacak. Belki de sizin bildiğiniz kitaplardır. Hani sizin çevrenizde bilinen kitaplardır belki de. Bunu bilemem. Sonuçta ben sadece kendi çevremi gözlemleyebiliyorum. Daha da uzatmadan başlayacağım. Eğer az bilinen kitaplar görmek istiyorsanız ve part 1'ini izlemediyseniz videonun altındaki linke tıklayarak bu videoyu izledikten sonra o videoyu da izleyebilirsiniz. Ya da belki önce de izleyebilirsiniz. İlk olarak olumlu bir haberle birlikte gelen bir öneri yapmak istiyorum. Ejderhanın Kızı serisi şu şekilde. Ben bu seriyi okuduğumdan beri çok öneriyorum. Ve okuduğumdan beri diyorum ki hani ne olur okuyun, Marti'ye yazın ya da Marti'ye ne bileyim yorumlar atalım. Böylece üçüncü kitabı çevirsinler. Sonunda geliyor. Üçüncü kitap geliyor. Bu yüzden de bu videoyu koymamın çok doğru olacağını düşündüm. Bence çok bilinen bir seri değil. Hatta üçüncü kitabın kapağını farklı bir resimle sanırım paylaştılar. İlk iki kitapla benzer şekilde çıkaracaklar mı üçüncü kitap bilmiyorum. Çünkü bu serinin iki farklı kapağı var ve şu an editleme sürecinde, editörümüzde olan kitaplar diye gösterdiklerini farklı bir kapakla sanırım gösterdiler, emin değilim. Farklı çıkardıklarını konusunda şu şekilde açtım. Bir sürü kişinin yorumları, aa ilgimi çekti, çok farklı, çok ilginç bir kitaba benziyor diye yorum attığını gördüm. Ve belki de çoğu kişi bunun bir serinin son kitabı olduğunu bile anlamadı yani o posta. Çünkü gerçekten az bilinen bir seri ve nedenini asla anlayamıyorum. Çok keyifli bir seri. İlk kitabımızın adı Ejderhanın Kızı. İkinci kitabın adı da Ejderhanın Yükselişi. Yani bu seriyi okuduğumdan beri öneriyorum. Ama şunları söylemem lazım. Ben bu seriyi mesela başlamadan önce fantastik sanıyordum. Bu seri fantastik değil. Bu seri bir tarihi kurgu ve Osmanlı tarihinde geçen bir tarihi kurgu. Ana karakterimiz, gözünden okuduğumuz iki tane karakter var. Bunlardan esas, yani benim ana karakter olarak saydığım Vlada. Kazıklı Vovya da var ya bizim tarihimizde. Bu işte bir sürü insanı kaza oturtmuş Eflak Prensi. İşte bizim yazarımız demiş ki ne bu kazıklı Vovya'da figürü tarihten, gerçek hayatta yaşamış bu insan bir kadın olarak da olsaydı demiş ve bu Lada'yı, yani ileride kazıklı Vovya'da olacak olan kadın karakterimizin doğuşundan itibaren tamamen kendisine göre kurguladığı bir tarihi kurgu yazmış. Yani bu kitaptaki tarihi olaylar gerçekten olaylar değiller, gerçek hayattan olaylar değiller. Tarihi bir kurgu çünkü, yani kurgulamış yazar. Ama bizim tarihimizde geçmesi, ana kadın karakterin kesinlikle çok, nasıl diyeyim, vahşi olması. Yani ana kadın karakterimiz şey değil, kimse için yumuşayan bir karakter değil. Evet, değer verdiği insanlar var çünkü bu kitabın diğer başka bir ana karakteri de Lada'nın erkek kardeşi. Biz bir Lada'nın gözünden okuyoruz, bir erkek kardeşinin gözünden okuyoruz ve hikaye genel olarak Lada ile Radu'nun doğmasıyla başlıyor. Yani bu yüzden bu ilk kitabın 100-150 sayfası biraz yavaş akıyor diyebilirim. Çünkü daha çocuklar. İlk 150 sayfada hani doğuyorlar, yavaş yavaş büyüyorlar. Hani daha çocukluklarını okuyoruz diyebilirim. Nasıl Eflak'tan Osmanlı'ya geldiler, Osmanlı'daki çocuklukları nasıl geçti, bu tarz şeyler okuyoruz. Ve bu kitabın sona kadar ancak 16 yaşlarına falan geliyorlar. Ama ilk 100-150 sayfadan sonrası gayet heyecanlı oluyor. Çünkü hani artık o olayları çok anlamayan çocukluk halinden çıkıyorlar. Ve ben o ilk sayfalarda da çok sıkılmamıştım açıkçası. Ama hani insanların sıkılabileceğini de görüyorum. Çünkü herkes karakterin doğumundan okumaya başlamak istemeyebilir. Bu kitapta dediğim gibi genel olarak oldukları kişiye gelene kadarki süreci okuyoruz diyebilirim. Bir birey olarak dönüştükleri kişiye dönüşmelerini okuyoruz bu kitapta. Bunda daha esas böyle olaylar başlıyor. Mesela İstanbul'un fethi gibi olaylar da işleniyor bu kitapta. Hani daha böyle aksiyonlu olaylar bu kitapta oluyor. Hem Lada'nın gözünden hem erkek kardeşi Radu'nun gözünden okuyoruz. Hani iki farklı karakter okuyoruz. Ve Lada ile Radu'nun bakış açısı o kadar birbirinden farklı ki. İstekleri, onları bu hayata bağlayan şeyler çok farklı. Ama aslında ikisi de tamamen aynı hayatı yaşadılar. Ve bence bunu okuması en çok ilginçti. Hani her şeyden bir yana. Tamamen aynı hayatı yaşayan iki karakter okuyorsun ve bu iki karakter bambaşka iki insana dönüşüyor. Aşık oldukları kişi bile aynı kişi. O derece tamamen aynı hayatı yaşıyorlar. Bu yüzden hani bu hikayeyi en farklı yapan şeylerden birinin bu olduğunu düşünüyorum. Yazar iki tane tarih karakter koymuş. İlginç bir ortamda geçiyor. Dediğim gibi Osmanlı tarihinde geçiyor ama hala bir kurgu, yani bu yüzden farklılıklar var. Tamamen aynı şeyleri yaşıyor bu iki karakter ama o kadar farklı insanlar ki.
Bilmiyorum, çok ilginçti. Kesinlikle çok ilginçti bu kısmını okuması. Onun dışında en sevdiğim yanlarından biri tamamen Lada oldu. Lada acımasız bir kadın karakter, kimse için yumuşamayan bir kadın karakter. Kitapta Fatih Sultan Mehmet, yani biz Mehmet olarak tanıyoruz çünkü daha çocukken tanışıyoruz. Mehmet, Lada ve Radu aynı yaşlardalar ve bu yüzden bu üçü bir arkadaşlık kuruyor ve biz bu üçlüyü okuyoruz genellikle. Hani Mehmet de ana karakterlerden biri ve Lada kesinlikle çok bambaşka bir karakter. Hani ne birine karşı duyguları onu engelliyor, ne birini önemsemesi bile onu durdurmuyordu. Sadece bir amacı var ve diyor ki hani önümde hiçbir şeyin durmasına izin vermem. Ve izin vermeyen bir karakter. Normalde ben kitaplarda böyle kadın karakter çok fazla okumuyorum. Yani kadın karakter belli kişilere karşı yumuşuyor genellikle. Ve bu güzel oluyor. Yani ne bileyim, mesela aşık oluyorlar ve hayatın başka bir kısmını görüyorlar. Ne bileyim, aşık oldukları için değer verdikleri şeyler değişiyor. Bunda onu hiç görmüyorsunuz. Bu yüzden benim okuduğum kitaplar arasında gerçekten çok büyük bir fark attı. Çok farklılık yarattı. Böyle bir kadın karakter okumak. Böyle hani nasıl diyeyim, acımasız birden kastım durduk yere insanlara zarar veren biri de değil. Sadece hedefi uğruna duygu göstermeyen biri. Hani o hedefe ulaşmak için duygularının onu engellemesine izin vermeyen, bu anlamda acımasız. Çok güçlü bir karakter. Yani çok güçlü bir karakteri var ve bu güç uğruna duygularını bazen ne yazık ki kenara atıyor yani. Bir yola girdi. Bakalım son kitapta neler olacak, o kadar merak ediyorum ki. Yani bu kitabın sonunda okudum ve hemen 3. kitaba ihtiyacım vardı ama 3. kitap ben okuduktan 2 yıl sonra mı ne geliyor ne yazık ki. Ve belki de 3. kitap çıktığında bu kitapları bir kez daha okuyabilirim ya da belki de en azından hızlıca gözden geçiririm. Çünkü etkiyi kaybetmek istemiyorum. Yani şu an karakterlerle bağım kopmuş olabilir uzun zamandır bu karakterleri okumadığım için. Ve 3. kitabı okurken o bağın kopuk olmasını istemiyorum. Bu yüzden geri dönüp belki biraz okurum 3. kitap çıktığında. Size de çok öneririm. Kesinlikle Martı Yayınları'nın daha fazla bilinmesi gereken kitaplarından biri. Yani hiç kimse bu seriyi bilmiyormuş gibi hissediyorum. Ama dediğim gibi fantastik şeyler arıyorsanız bu kitabı önermem. Direkt çok olaylı bir kitap arıyorsanız bu seriyi size önermem. Yani olaylı ama olaylı bir şekilde başlamıyor. Yani sık olay yok. Daha az ama ağır olaylar var diyebilirim. Karakterleri çok ilginç. Yani bilmiyorum, size göre olduğunu düşünüyorsanız kesinlikle seversiniz. Ama size göre olduğunu hiç düşünmediyseniz şu an anlattıklarımdan, o zaman ben bu seriyi size tabii ki de önermem. Ama ilginiz çektiyse 3. kitap da hazır çıkıyorken bence mutlaka okuyun. Çok güzeldi çünkü. Çok farklı ve çok güzeldi. Şimdi sizinle neredeyse hiç kimse de görmedim ve daha eski olan iki farklı melekli seri hakkında konuşmak istiyorum. Aslında bu videoyu bu ikisini birden koysam mı koymasam mı diye çok düşündüm. Çünkü ikisi de yani ana konunun meleklerin olduğu bir seri ve hani ikisini aynı anda koymam ne kadar mantıklı emin olamadım. Ama koymaya karar verdim çünkü ikisi de melekli olsa da tamamen farklı atmosferlere, tamamen farklı hislere, karakterlere sahip seriler ve ikisi yani nasıl aynı tür olmuşlar diye sorguluyorum hatta. O derece farklı hissettiren iki seri. Ama ben uzun zamandır popüler böyle çok meleklerin, şeytanların olduğu tarzı hikayeler görmüyorum. Ve ben çok severek okuyordum. Niye popülerliklerini kaybettiler açıkçası pek bilmiyorum. Ama siz de bu tarz konuları okumak istiyorsanız, her ne kadar daha eski olsalar da emin olun bu zamanda okuduğunuz kitaplar kadar seveceğinizi düşündüğüm serilere bakmak istiyorsanız, tekrardan popüler olmasını istediğim iki tane melekli seri var ve şimdi size biraz onlardan bahsedeceğim. İlk olarak Meleğin Düşüşü serisinden bahsetmek istiyorum. Dex Yayınları bu serinin kapaklarını değiştirdi. Şu an daha böyle sert kapak bir şekilde basılmış durumdalar. İlk kitabımızın adı Meleğin Düşüşü, ikinci kitabın adı Günlerin Sonu, üçüncü kitabın da adı Kıyamet Sonrası. Bu kitap melekli ve böyle biraz distopik hissettiren bir atmosfere sahip çünkü kıyamet sonrası bir ortamda geçiyor. Yani melekler dünyaya geliyor ve kıyamet başlıyor. Melekler insanları böyle yerlerden alıp kapıp götürüyorlar ve o insanların ne oluyor bilmiyoruz. Hani herkes böyle zombi salgını varmış gibi evlerde ses çıkarmadan gizlenerek hayatını sürdürüyor. Ancak işte erzakları bittiğinde dışarı çıkmaları ve erzak bulmaları gerekiyor. Yani iş, hani hayat tamamen durmuş durumda. Yani kıyamet sonrası bir ortam söz konusu. Ve şöyle, bizim ana karakterimiz adı Pernin. Pernin annesi ve tekerlekli sandalye kardeşiyle birlikte hayatta kalmaya çalışıyor. Erzakları bittiği için dışarı çıkıyorlar. Dışarı çıktıkları sürede de Pernin'in kız kardeşi tekerlekli sandalyesinden kapıp götürülüyor bir melek tarafından. Ama o meleğin arkadaş grubu, yani öncesinde bir melek, başka bir melekle kavga ettiğini görüyorlar. Ya öncesinde miydi sonrasında mıydı hatırlamıyorum ama kız kardeşini kapıp götüren meleğin başka bir melekle kavga ettiğini ve o meleğin kanatlarını kopardığını görüyor Pernin. Ve bu yüzden de diyor ki tamam, bu kanatları az önce koparılmış melek benim kız kardeşime ulaşmam için tek şansım diyerekten bu meleği iyileştirmeye ve
onu hani kız kardeşe götürmeye, ikna ettirmeye çalışıyor ve biz bu şekilde hikayeye başlıyoruz. Tahmin edeceğiniz üzere o melekle Perrin arasındaki aşkı da okuyoruz. Meleğimiz adı Rafael. Normalde hani konusu daha böyle klişe denilebilecek bir konuya evrilebilirdi. Çünkü hani klasik işte düşman taraflar var. Düşman taraflardan iki kişi birbirine aşık oluyor. Kıyamet sonrası gibi bir ortam söz konusu. Hani klişeleştirilebilecek bir konu, bir hikayeyken yazar öyle bir hikaye yazmış ki. Öyle bir hikaye yazmış ki Perrin'e hasta kalmıştım okurken. Perrin muhteşem ötesi bir karakterdi. Hem gençlik kitaplarında olan o böyle eğlenceli kısma sahipti. Hani böyle tamamen dram, tamamen üzücü değildi. Yani çok eğlenceli bir kitaptı. Hem o böyle distopya, işte kıyamet geldi, yaşam durdu tarzı atmosfere sahipti. Hem içindeki aşk çok güzeldi. Hem karakterler çok güçlüydü. Hem de durmadan hikaye derinleşiyordu. Daha fazla bilmediğiniz şey ortaya çıkıyordu. Ve daha fazla hani savaşmanız gereken durum söz konusu oluyordu. Muhteşem ötesi bir seriydi ve hani eskiden popülerdi aslında ama sonra popülerliğini kaybetti gibi hissediyorum ve bence kesinlikle kaybetmemesi lazım. Özellikle melekli bir şeyler okumak istiyorsanız koşarak bu seriyi almanızı çok öneririm. Gerçekten çok güzeldi. Umarım o tekrar baskıları bitmemiştir bu arada, bilmiyorum. Hani benimkiler bayağı eski baskı ve en son ne zaman baskılarını yenilediler hiçbir fikrim yok. Bu eski bir seri. Mesela benim elimdeki 4. baskı 2016'da basılmış. Ben çok öneririm. Çok çok öneririm. Hala öneririm. Yani ne kadar yıl geçerse geçsin önereceğim bir seri. Özellikle bilinmediği için daha da fazla önermek istiyorum. Yani birkaç kişi görsün diye. Sonra diğer melekli serimizden bahsetmek istiyorum. Bu bir tık daha biliniyor olabilir şu an. Çünkü bu yazarın genel olarak hani ismi biraz bilindik. Lainey Tyler biraz bilindik bir isim. Ama yine de ben bu seriyi çok fazla kişide görmüyorum. Önerdiğim kişiler de çok severek okuyor. Bu yüzden de size de bir kez daha önermek istedim. Yine aynı şekilde melekli olduğu için ve şu aralar popülerliğini, yani şu aralar dediğim bayağı 6-7 yıl önce popülerliğini kaybetmiş olduğu için. İlk çıktığında yoksa bu da popülerdi. Ben o zamanlardan beri kitap hesabındayım bu arada arkadaşlar. Sadece bir 2 yıldır YouTube hesabındayım ama kitap hesabını ben 2016'da açmıştım. Ben çok uzun zamandır bu çevredeyim ve hani nelerin popülerleşip nelerin tamamen unutulduğunu görme fırsatım oldu. Ve o yüzden size böyle daha şu an unutulmuş ama harika seriler önerebiliyorum. Çünkü 2016'da popülerlerdiler ve ben o zaman satın alıp sonra hani daha yakın zamanlarda okudum bu serileri. Ya yani yine de çok yakın değiller. 2020'den önce okudum ama hatırlıyorum. Çok net hatırlıyorum. O kadar sevmiştim ki çok net hatırlıyorum ben bu serileri. Bu da onlardan biri. İlk kitabımızın adı Duman ve Kemiğin Kızı. İkinci kitabının adı Kan ve Yıldız Işığı Günleri. Ve son kitapta Tanrı ve Canavarların Düşleri. Bir önce gösterdiğim melekli seri var ya, ondan tamamen bambaşka bir atmosfere sokuyor bu seri size. Ve ana karakterimiz gayet günlük hayatını yaşayan, hatta nerede geçiyordu bu kitap ya? Prag'da geçiyor bu serinin çoğunluğu. Ana karakterimiz Prag'da yaşıyor. Böyle resim konusunda usta, mavi saçlı, Prag'da yaşayan bir kız karakterimiz var. Onunla başlıyoruz hikayeyi. Caro kendisi. Caro sanat akademisine gidiyor. İşte yakın bir arkadaşı var. Gayet normal bir gençlik hayatı var. İşte resim yapmakla ilgileniyor. Kendisi böyle hani sanatsal bir karakter. Ama kimsenin bilmediği bir şey var Caro ile ilgili. O da Caro'nun bir ailesinin olmaması. En azından bir biyolojik ailesinin olmaması. Caro kendisini bildiğinden beri onu kimeralar büyütüyor ve dünyada değil de bazı böyle geçitlerden geçtiğin başka bir yerde onu büyütüyorlar. Orada babası olarak gördüğü bir tane kimera var ve bu adam, yani bu kimera adam değil çünkü bunlar böyle kimeralar şeytan gibi bir şey bu arada. Hani meleklerin karşıtı olarak geçiyorlar hikayede. Kimeralar iki farklı hayvanın birleşimi ama böyle insansı bir figürleri var. Yani mesela atıyorum yarısı yılan, yarısı yukarısı geyik ama insan, yani bir tane kadın şeklinde gibi düşünün mesela, örnek olarak verdim. Yani iki hayvan ya da bir hayvan ama insansı bir figür. Öyleler kimeralar. Ve Karao'da büyütenler 3 tane kimera. Bunlardan bir tanesi de baba figür olarak gördüğü adamdan bir dilek taciri. Ve Karao'ya hep diş toplaması için ya da farklı şeyler toplaması için göreve gönderiyor. Yani Karao kendinin bildiği bile farklı şeylere gidip daha önce bu baba figür olarak gördüğü kimeranın sipariş ettiği ya da almasını istediği dişleri alıp geri götürüyor. Böyle düzenli olarak görevleri çıkıyor. Bu kimera dilekleri gerçekleştirebiliyor. Kendisi bir dilek taciri ve arasında da Caro'yu da dilekler veriyor. Bu yüzden de Caro'nun saçı mavi. Çünkü ona verilen dileklerden birinin saçını mavi çıkması için kullanıyor. Ana karakterin saçı bu yüzden de mavi yani. Ve her, yani dipten direkt mavi çıkıyor. Dileğini buna kullanmış.
çok komik. Çok muhteşem bir karakter. Atmosferi çok farklı. Genel olarak böyle meleklerle şeytanların arasında bir savaş söz konusu ama biz melekleri çok fazla tanımıyoruz kitabın başında. Daha çok hani çünkü kimeralar tarafından büyütülmüş bir karakter okuduğumuz için. Ve öyle bir seri ki bu ilk kitap bittiğinde o ana kadar bildiğiniz her şey bambaşka bir anlam kazanıyor. İlk kitap giriş kitabı ama giriş kitabı olduğunuz bitirene kadar fark etmiyorsunuz. Yani hikayeye çoktan başladığınızı sanıyorsunuz ama bu kitap bittiğinde o ana kadar öğrendiğiniz her şey bambaşka bir anlam, bambaşka bir boyut kazanıyor. Çok ayrı bir seri. Gerçekten çok ayrı bir seri. Çok seviyorum. Bu yüzden de hani unutulmaması gerektiğini düşünüyorum. Özellikle hani melekli kitapları, şeytanlı kitapları seviyorsanız, böyle daha sanatla ilgilenen bir karakter okumak istiyorsanız, durmadan gizemler olsun, işte dilek tacirleri olsun, kimeralar, melekler olsun istiyorsanız bu seriyi kaçırmamanız lazım. Serinin başlangıç cümlesini size okumak istiyorum. Hani şöyle bir başlangıcı var bu serinin. Bir varmış, bir yokmuş. Bir melekle şeytan birbirlerine aşık olmuş ve hikayenin sonu hiç de iyi bitmemiş. Bunu okuyarak başlıyorsunuz ya, bütün hani ilk kitap boyunca kafanızda bir sürü teori oluşuyor. Hani bu başlangıç bu kitaba nasıl bağlanıyor? Bu seriye nasıl bağlanıyor diyor. Çünkü seride yani bu bir melekle bir şeytanın aşık olmasıyla ilgili bir şey görmüyorsunuz kitabı bitirene kadar. Kitap bitirdiğinde bir anda her şey böyle o kadar oturuyor ki hala, ya ben bu seriyi bitirdim ya, o cümleyi okuduğumda hala böyle tüylerim biraz diken diken oluyor. Çok güzel bir seri yani, çok çok öneririm. İlginizi çektiyse de mutlaka bakmanızı öneririm. Bu seriyle ilgili ama bir tane olumsuz şey söyleyeceğim. Ben bu serinin sonunu %100 beğenmedim. Yani sonu çok daha iyi olabilirdi. Gerçekten çok çok daha iyi olabilirdi. Bazı yani sonuyla ilgili beklentimin altına kalan bazı yanlar vardı. Kötü bir son değildi. Hani kesinlikle böyle ah be seriyi mahvetmişler tarzı bir son değildi. Sadece çok daha iyisini yapabilecekken bence bir tık beklentinin altında kalmış bir sondu. Bu yüzden son kitaba 4.5 puan vermiştim. Diğer kitaplar 5 puanlıktı yani. Kötü bir son değildi. Bu yüzden hala bütün kalbimle önerebilirim. Kesinlikle her sayfasına değerdi çünkü çok keyifli bir seriydi. Şimdi devam ediyorum. Melekli serilerimizi de aradan çıkardığımıza göre diğer konulara, diğer serilere devam edebiliriz. Bir tane daha sonundan memnun kalmadım ama onun dışında her sahnesine, her sayfasına aşık olduğum bir bilim kurgu serisinden bahsetmek istiyorum. O da Son Altı Finalist ve Yeni Bir Yaşam. Bu seriye aşık oldum ben. Yani özellikle böyle bilim kurgu severler için. Hem de şu şekil bilim kurgular. 2000'lerde yine çıkan, yani böyle daha eski böyle klasikleşmiş bilim kurgulara benzeyen bir seri. Bu neyse durun. Neden önce %100 yani favorilerime girmediğini anlatmak istiyorum. İki kitaba da 5 puan verdim çünkü. Ama neden favorilerime girmediğini anlatmam lazım. Hani iki kitaba da 5 puan vermişken. Öyle bir bitiyor ki ikinci kitap. Üçüncü kitabın varlığına eminsiniz. Yani üçüncü kitap yazılması lazım. Ama yazmamış yazar. Ve yazacak gibi de durmuyor. Yani yazmayı planladığını da söylememiş. Goodreads'de yer açmamış üçüncü kitap gelecek diye. Hani üçüncü kitap yok ortada. Ve büyük ihtimalle asla gelmeyecek. Ama öyle bir bitiyor ki üçüncü kitap olmak zorunda. Hani hikayenin ortasında bırakmak gibi bir şey bu seriyi. O kadar kötü ki ama o kadar güzel ki. Bunu nasıl açıklayabilmiyorum. Yani okuduğum en güzel bilim kurgu, en keyif alarak okuduğum bilim kurgu serilerinden biriydi. Yani şimdi en güzel demiyorum çünkü böyle en ilginç değildi. Yani o kadar ilginç bir yanı yoktu aslında. Daha klasikleştirilmiş hikayelere benziyordu ama okuması çok keyifliydi. Karakterler çok ilginçti. Ve konu ortada kaldı. Konu o kadar ortada kaldı ki. Bu yüzden de hani çok fazla önermedim ben bu seriyi. Şu ana kadar çok fazla bu seri hakkında konuşmadım. Hatta belki de hiç konuşmamış bile olabilirim yani. Instagram'da falan bir iki konuşmuşumdur. Ama okurken gerçekten deli keyif aldım. İlk kitabımızda dediğim gibi Son Altı Finalist, ikincisi de Yeni Bir Yaşam. İkisi de 5 puan aldı. Üçüncü kitap olsaydı o da 5 puan alırdı ama üçüncü kitap yok. Ama derseniz ki ben sadece keyifli zaman geçirmek istiyorum, o zaman bu seriyi size çok öneririm. Ve hani çok fazla kişi konuşmuyor ve bence 3. kitabın olmaması 1 ve 2'nin mükemmel olmasını azaltmamalı. Çünkü bu çok keyifliydi. Konusundan bahsetmek istiyorum. Hikayemiz Son Altı Finalist'e başlıyor. Şöyle hava kirliliği var. Sadece hava kirliliği de değil. Dünya yaşanamayacak bir hale gelmek üzere. Yani düzenli olarak işte depremler, tsunami'ler, seller, kasırgalar, işte havanın sıkıntıları, yani her türlü dünyayı yaşanılamayacak hale getirecek şey düşünün. Onlar var. Onlar şu an dünyada. Ve insanlar da her şeyle aynı anda savaşamayacakları için, kasırgalarla, batan şehirlerle, depremlerle, hepsiyle aynı anda savaşamayacakları için gözlerini gökyüzüne dikiyorlar. Uzaya dikiyorlar. Diyorlar ki hani biz bu dünyada daha fazla kalamayız. Yani mümkünatı yok. Bu yüzden de uzayda başka bir gezegene, uyduya taşınabilmek için yollar aramaya başlar ve bütün kaynaklarını herkes buna çeviriyor. Sonuç olarak da Jüpiter'in
uydusu olan Europa'ya. Europa diye bir uydu var, Jüpiter'in uydusu. Bu uyduda yeni bir yaşam, yeni bir koloni kurabileceklerine inanıyorlar. Fakat hem uzay yolculuğuna dayanabilmesi için hem de burada bir koloni kurabilmesi için gençlerin gitmesi gerektiğine inanıyorlar. Yani en azından ilk adım olarak. Hani sonradan tabii ki dünyada geri kalanları da götürecekler ama hani ilk adım olarak gençler gitmeli diye düşünüyorlar. Ve bu yüzden de bütün gençleri aramaya başlıyorlar. Bütün gençleri incelemeye başlıyorlar. Dünyadaki en parlak 22 genci seçip onları bir eğitime sokacaklar. Ve sonuç olarak da 6 kişi seçilecek. İşte isimden de anlayacağınız üzere son 6 finalist. 6 kişiyi seçecekler ve bu 6 kişi gönderilecek. Jüpiter'e, uydusuna yani. 2 kişinin gözünü okuyoruz. 2 tane karakterimiz var. Naomi ile Leo. İkisine de bir başka bayıldım. O kadar harika karakterlerdi ki. Özellikle Leo'nun yaşadıkları. İkisi de bambaşka bir geçmişten gelmiş. Leo seller yüzünden hayatında çok önemli şeyler kaybetmiş. Ama eskiden yüzme şampiyonuymuş. Ve Leo'yu yüzme becerisi için seçiyorlar. Naomi de aşırı zeki biri. Hani zekası için seçiyorlar diyebilirim. Leo bu serideki favori karakterim. Ve bu seriyi okuduğumda, uzun zamandır okuduğum en muhteşem erkek karakterlerden biri. Leo'yu çok sevdim. Gerçekten harika ötesi bir karakterdi. Naomi de çok sevdiğim bir karakter ama Leo bir başkaydı yani. Bu kitapta işte karakterlerin hayatlarını, yani dediğim gibi bizim Naomi ile Leo'nun önceki hayatını, buradaki eğitimlerini, seçilmelerini falan okuyoruz. Bu kitap hani eğitimleri ve seçilmeleri hakkında, esas uzaya fırlatılmaları bu kitapta gerçekleşiyor. O kadar keyifliydi ki hani genel olarak böyle bir, bu seriyi okurken ben kendim uzaya fırlatılmak, Jüpiter'in uydusuna fırlatılmak üzere eğitimden geçmiş, uzay gemisine bindirilmiş gibi hissettim. Yani çok her sahneyi hissettiğim bir kitaptı. Klasik bilim kurguları seviyorsanız bu tarz hani bir uyduya gönderecek ilk insanlar. İşte bu ilk insanlar eğitimden geçiyor. İşte bu ilk insanlar uzay gemisine bindiriliyor. İşte bu ilk insanlar uzayda tarzı hikayeleri seviyorsanız bu seriyi size öneririm. Tek sıkıntısı dediğim gibi bir sonun olmaması. Yazar niye yazmadı hiçbir fikrim yok. Gerçekten hiçbir fikrim yok ama o kadar keyifli bir kitaptı ki. Yani hem karakterler, hem yazarın yazdığı sahneler, hem bu eğitim, hem de uzay aracında geçen kısımlar. Ben her şeyle bu seriyi çok sevdim. Eğer sonu olsaydı hayatımda okuduğum en sevdiğim favori serilerimden biri olurdu. Size de bu yüzden önermek istedim. Hani bazen sonun olması o kadar önemli olmuyor. Önemli olan yaşadığınız macera, tanıdığınız karakterler oluyor. Ve siz de böyle düşünüyorsanız ben bu seriyi size öneririm. Özellikle anlattığım konu ilginizi çektiyse ve bu tarz bilim kurguları seviyorsanız bence bu seriyi de çok seversiniz. Çok keyifliydi. Bu da başka hiç kimsenin bilmediği ve benim aşık olduğum iki kitap. Şimdi bir tane dark romance'dan bahsetmek istiyorum aslında. Bu benim okuduğum ilk dark romance'di ve genel olarak hiç kimse de görmediğim ama nedense benim çok keyif alarak okuduğum ve 5 puan verdiğim bir kitap. İsmi Kyoto. Bu kitap 18 yaş üstü, dediğim gibi daha böyle içinde karanlık olaylar olan bir kitap. Yani aşk kitabı ama her şeyden öte yani bence bir dram kitabı. Çok kısa bir kitap. 310 sayfalık bir kitap ve ben bunu 4-5 günde okudum. Çünkü durmadan ağladığım için mola vermek zorunda kaldım. Yani benim için biraz fazla üzücüydü ve ben biraz karakterlerle fazla bağ kurmuştum. Aslında yani klasik böyle dark romance kitapları gibi başlıyor. İşte çok zengin bir iş adamının kızı var. Bu kızı kaçırıyorlar ve babasından işte para istiyorlar. Bu tarz bir başlangıcı var aslında ama aslında hikaye o kadar derinleşiyor ki, konu o kadar derinleşiyor ki. Hani spoiler vermeden nasıl anlatabilirim bilmiyorum. Bu şekilde konular ilginizi çekmiyorsa, işte biraz daha böyle Stockholm sendromuna kaçıyor bence bu tür konular çünkü. Hani böyle şeyler okuma koşunuza gitmiyorsa kesinlikle önermem. Çünkü hani o konulardan farklı bir yanı yok. Ama bu kitapta benim hoşuma giden şey, biz karakterlerin geçmişlerini görüyoruz ve bu karakterler geçmişte aslında bağlılar. Ve biz hani geçmişlerine iniyoruz. Kısacık bir kitap olsa da bence bir sürü duygu içeren bir kitaptı. Bu yüzden hani böyle biraz dram, biraz dark romance tarzı kitaplar seviyorsanız bu kitabın daha fazla bilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü hani hem filmlerde hem kitaplarda çok görüyoruz ama gerçekten duygular konusunda beni etkileyen bu kitap olmuştu. Hani eğlenceli miydi? Hayır. Çok fazla duygulanıp ağlamış mıydım? Evet. Bu arada yani keyifliydi ama hani böyle size kahkahalar attıran o böyle eğlenceli romantik kitaplardan değildi yani. Bu da bu şekilde araya koymak istediğim kitaplardan biri. Hani çünkü bu tür hakkında çok fazla konuşmuyorum, çok fazla okuduğum bir tür değil. Ama bence bu kitap o türün arasında daha çok bilinmesi lazım. Şimdi bir tane vampirli kitaptan bahsedeceğim ve aslında yazarın çok bilindik olduğu bir kitap bu. Ama bu kitabı hiç bilindik değil. Şu an baskısı ne durumda onu da bilmiyorum. Yine daha eski kitaplardan. O da Buzkent'in En Soğuk Kızı. Bu kitap vampirli bir kitap. Ve fark ettiyseniz
Holy Black. Yani Zalim Prens serisinin yazarının kitabı, seri değil tek kitaplık. Ben çok keyif alarak okumuştum ve yazar neden bunu seri yapmamış, neden daha fazla vampirli kurgu yazmamış bilmiyorum açıkçası. Çok keyifliydi okuması. Hayatımda okuduğum en ilginç vampir kurgularından biriydi ama daha çok gençlik kitabı havasındaydı. Yani böyle fantastiği ağır bir şey istiyorsanız bu kitabı size önermem. Ama vampirli olsun, gençlik kurgusu havası olsun ama şu ana kadar okuduğum hiçbir şey pek benzemesin diyorsanız o zaman ben bu kitabı öneririm. Gençlik kurgusunun çok üstünde olan bir şey değil ama. Bunun da altını çizmek isterim yani. Gençlik kitabı çerçevesinde ama vampirli ve daha önce okuduklarınızdan çok farklı. Şu şekilde ana karakterimiz adı Tana. Tana'nın dünyasında vampirler bilindik bir şey. Yani vampirlerin gerçek olduğunu herkes biliyor. Ve yakalanan vampirler Buzkent adında bir yere hapsediliyor. Bu kocaman bir şehir gibi bir yer. Yani Buzkent diye bir şehir var. Buzkent'e hapsediliyorlar ve Buzkent'e kendi isteğiyle insanlar da girebiliyor. Ama girersen bir daha çıkamıyorsun. Çünkü hani vampir virüsü kapma ihtimalin yüksek. Buzkent'e girersen bir daha çıkamıyorsun. Öyle bir durum söz konusu. Vampirleri yakalayıp oraya atıyorlar. Fakat şöyle bir durum var. Buzkent'tekiler ünlü hayatı yaşıyor. Yani bu vampirler yakalanıp oraya atılıyor ya. Durmadan böyle partiler veriliyor. Bu partiler televizyon dizisi gibi kameraya alınıp televizyonlarda yayınlanıyor. Düzenli bir reality show dönüyor Buzkent'te. Hiç kesilmeyen bir reality show yani. Fakat hala yakalanmamış vampirler gerçek dünyada insanlara hani zarar veriyor. Bizim ana karakterimiz de daha gençti diye hatırlıyorum. 16-17 yaşlarında sanırım. Bir tane partiye katılıyor. Normal işte böyle bir gençlik partisi, klasik Amerikan partileri vardır. Öyle bir partiye katılıyor. Fakat işte hikaye şöyle başlıyor. Tana bu partide banyoda küvetin içinde uyuyakalıyor, tamam mı? Bir uyanıyor. Çok sessiz her yer. Kimseden ses çıkmıyor ve bayağı öğlene kadar uyumuş. Diyor, ne oldu acaba, hani niye hiç kimseden ses çıkmıyor, bütün herkes partiyi bıraktı, evi bıraktı da beni burada mı unuttular, hani sonuçta küvetin içinde böyle bayağı gizlenmiş bir şekilde uyuyakalmış yanlışlıkla. Bir kalkıyor, partiye gece vampirler saldırmış ve Tana dışında herkes öldürülmüş. Bir odada duran iki kişi hariç bir tane vampir zincirlemişler ve bir de eski erkek arkadaşı, o da ısırılmış. Böyle bir durum söz konusu. Sadece bu üçü hayatta kalmış o partide. Ve Tana'nın ne yapacağını çözmesi gerekiyor. Tana çok şey böyle, etrafındaki insanları hep kurtarmak istiyor. Yani aşırı derecede etrafındaki insanları kurtarma çabasına sahip. Neden bilmiyorum. Üçünün, oradaki duran üç kişinin de hayatını kurtarmak için bir yolculuğa çıkıyorlar. Ve sonuç olarak bu yolculuğu, bu hikayeyi okuyoruz diyebilirim. Genel olarak kitap böyle şey, nereye gittiğini göremediğiniz bir kitaptı. Yani tamam, evet hikaye buraya gidiyor diyemiyordum. Böyle bir konusu var. Çok ilginç bir konusu var ama dediğim gibi hani bu konunun işlenişten çok bence daha böyle eğlenceli ve gençlik kısmı ön plandaydı. Ama okurken gerçekten çok keyif almıştım. Yani çok eğlenceli bir kitaptı. Ben bu kitabı öneririm. Şimdi son olarak bu serinin Türkiye şubesi haline geldiğimi düşündüğüm bir seri hakkında konuşmak istiyorum. Sona bıraktım çünkü hani zaten çok fazla konuştum bu seriden ama yine de yeterince bilinmediğini düşünüyorum ve kesinlikle benim hala keşke bitmeseydi de bir kez daha okusaydım, keşke bitmeseydi de bir kitabını daha okusaydım diye düşündüğüm bir seri ve aklımdan asla çıkmıyor. Çok seviyorum. Bir kez daha önermek istedim. O da İyilik ve Kötülük Okulu serisi. Yani bu seri gerçekten Türkiye'de en çok öneren benim sanırım. Ben durma. Kendimi bu serinin Türkiye şubesi haline getirdim biraz. Yine önermek istiyorum. Yazım tarzı olarak, yani hikayenin yazım şekli olarak biraz daha ortaokul çağındaki çocuklar için yazılmış bir seri ama o kadar ilginç, ürpertici, karanlık ve sihirli, fantastik olaylar oluyor ki bence her yaştan okuyabilirsiniz. Yani ben 20 yaşımda okudum. Galiba 20 yaşındaydım. Evet, 20 yaşındaydım. Ya da 21 miydim? Emin değilim. Ortaokul çağında değildim. Ortaokul yaş çağında değildim. Buna emin olabiliriz. Ve yine de o kadar çok keyif alarak okudum ki. Bu videoyu çekmeden önce işte serinin kitaplarını çıkarırken bir dedim ki hani keşke bitmeseydi. Keşke bir kitabı daha olsaydı. Şöyle, benim okumadığım iki kitabı daha var aslında ama bu İyilik ve Kötülük Okulu'nun geçmişini anlatan bir seri ve ben geçmişi değil, ben bu karakterleri okumak istiyorum. Bir de Türkiye'de bu ilk 3 kitabı çıktı ama normalde 6 kitaplık bir seri. Fakat ilk 3 kitapla sonraki 3 kitap farklı seriler. Bu yüzden hani bu Türkiye'de çıkan 3 kitabı bitirdiğinizde seriyi bitmiş bir şekilde rafa kaldırabilirsiniz. Yani devamını merak ediyor şeklinde bitmiyor. Bu seri burada bitiyor.
Sonra dördüncü kitapta başka bir seri başlıyor ve bir yıl kadar sonrasını ne anlatıyor? Yeni bir hikaye başlıyor ve 4-5-6 başka bir seri. Ve ben o seriye de çok aşığım. Yani muhteşem bir seride. Bu yüzden hani okuyabilirseniz devam serisini İngilizce bir şekilde okumanızı çok öneririm. Ama Türkiye'de çıkan kitapları bunlar. İlk kitabımızda da İyilik ve Kötülük Okulu. Türkçesi de kapakları tamamen aynı. Bu yüzden hani kapaklarından tanıyabilirsiniz. İkincisi İyilik ve Kötülük Okulu Prenssiz Bir Dünya. Üçüncüsünün Türkçe ismini bir türlü hatırlayamıyorum. Ama bu kitap. Kapağı aynı. Eğer bu kitabın nasıl bir atmosfere sahip olduğunu merak ediyorsanız Instagram'da yakın bir sürede ben bu seriye bir tane Reels paylaştım. Bu kitabı okurken hissettiğim şeyleri, atmosferi gösteren bir video paylaştım. O videoya bakıp hani kitap sizlik mi değil mi daha iyi anlayabilirsiniz belki. Instagram'da kitap okuyan bir hayal ama kitap okuyan birleşik sonra altıra bir altıra hayal şeklinde beni bulabilirsiniz. YouTube'umda Instagram'a bağlı. YouTube'dan da sanırım direkt bulabiliyordunuz. Konusundan bahsedeyim esas. Şöyle bir tane kasabada başlıyor hikaye. Bizim iki tane karakterimiz var. Agatha ve Sophie. Agatha ile Sophie en yakın arkadaşlar. Köy tarafından Agatha'yı pek sevmiyorlar ve Agatha'nın bir cadı olduğunu düşünüyorlar. Sophie ise hani böyle masallardan çıkmış bir prenses gibi. Ve Sophie kendini bu şekilde olmak için çok uğraşıyor. Yani bu şekilde görünmek için çok uğraşıyor diyebilirim. Hatta ilk başta Agatha'ya yaklaşmasının sebebi bile bu. Hani diyor ki böyle bir kıza anca benim gibi iyi biri yaklaşabilir. Diyerekten Agatha ile arkadaşlık kuruyor ama sonra arkadaşlıkları gerçek bir şeye dönüşüyor ve gerçekten yakın oluyorlar. Agatha'nın tek arkadaşı Sophie. Ve Agatha hani cadı olarak anılan annesiyle bir mezarlıktaki evlerinde işte siyah tüysüz kedisiyle yaşayan bir karakter. Bu kasabanın tek yanı insanları böyle cadı iyi falan diye isimlendirilmesi değil. Şöyle ki bu kasabada 4 yılda bir iki tane çocuk kayboluyor ve her yıl yeni bir masal kitabı bırakılıyor. İyilik ve Kötülük Okulu damgasıyla yeni bir masal bırakılıyor. Bu kaçırılan çocuklar bazen bu masallarda ortaya çıkıyor. Bazen hani bir daha bu çocukları gören olmayabiliyor yani. Her zaman masallarda çıkmıyorlar ama her yıl iki çocuk kaçırıldığı için ve bazen bu çocuklar bu İyilik ve Kötülük Okulu damgasıyla damgalanmış masal kitaplarında göründüğü için halk tarafından inanılan bir hikaye var. Ama bunun hani gerçek olduğuna herkes inanmıyor. Yani daha çok böyle bir mit gibi düşünün. Halkın yarısı inanıyor, çocuklar inanıyor ama geneli inanmıyor. Yine de bu hikayeyi dikkate alıyorlar. Çünkü 4 yılda bir aynı gün iki tane çocuk kayboluyor. Ve inanıyorlar ki İyilik ve Kötülük Okulu'nun müdürü iki tane çocuğu kaçırıyor ve hani bir tanesini iyi olmak için bir tanesini kötü olmak için bu okula gönderiyor. Bu okula götürüyor diye bir inanış var ve bu yüzden de aileler çocuklarını 4 yılda bir bugün de yani bu gecede koruyor. Hani böyle kapılarında tüfeklerle falan bekliyorlar. Yani kimse çocuğumu kaçıramaz tarzı bir şekilde. Ve Sophie ise tam tersi. Sophie kaçırılmak için bildiğin hani her şeyi yapıyor. Zaten harika iyi bir insanmış gibi görünüm göstermesinin tek sebebi o. Diyor ki ben bu sıradan hayat için fazla iyiyim. Hani bir prenses hayatı yaşıyor olmam lazım. Bu yüzden de İyilik ve Kötülük Okulu'nun müdürünün beni kaçırmaya gelmesi lazım. Agatha da diyor ki hayır hani gidemezsin, beni yalnız bırakamazsın. Hani benim senden başka hiç kimsem yok. Sonuç olarak bu iki karakterimiz İyilik ve Kötülük Okulu tarafından kaçırılıyor ve bu okula bırakılıyor. Fakat Sophie'nin umduğunun tam tersi oluyor ve Sophie kötülük okuluna bırakılırken Agatha iyilik okuluna bırakılıyor ve biz bu karakterlerin bu okuldaki hayatlarını okuyoruz. İlk kitapta özellikle okulun eğitimini, derslerini, teneffüslerini her yanını okuyoruz. Bu yüzden sihirli okullarda yani bizim kendi hayatımızda gördüğümüz okullardan farklı okullarda bulunmayı seviyorsanız kitaplarda bu kitaba bayılacaksınız. Yani genel olarak bu seriye bayılacaksınız ama işler ciddileştikçe okulda geçirilen zaman azaldığı için yani okulu en çok bu ilk kitapta görüyorsunuz diyebilirim. Hani bu iki kitapta bir tık daha hayatta kalma savaşına dönüyor hikaye. Bunu da okuyabiliyoruz. Bunu da eğitimimizi alıyoruz. Teşekkürler. Yazar hani bütün dersleri, bütün teneffüslerini, her şeyini işlemiş. O kadar keyifliydi ki yani gerçekten ben kendim bambaşka bir okulda bir eğitim yılı görmüş gibi hissettim ve bu okul hani iyilik ve kötülük okulu insanlara masal karakteri olmayı öğretiyorlar ve bu okulda ne kadar başarılıysam hikaye kaleminin senin hikayeni yazma ihtimali o kadar yükseliyor. Ve şöyle bir şey var, diyelim başarısızsın, iyi gitmiyorsun, seni hayvana ya da başka hayvanımsı bir şeye yani böyle canavara o tarz bir şeye dönüştürüp salıyorlar. Çok korkunç yanları var bu hikayenin. Ortaokul yaştaki çocukları için olmasına rağmen büyük biri olarak tüylerimi ürperten çok korkunç yanları var bu okulun. Çok keyifliydi. Her yaştan insanın çok büyük keyif okuyacağını düşünüyorum. Hatta yaşınız büyükse
hikayenin ne kadar aslında ürkünç olduğunu bence daha da iyi görebilirsiniz. Çünkü öyle bir ürkünç yanı var ki masallarda olan tarz gibi. Yani masallarda hep böyle çocukların korkunç bulmadığı, çocukların normal bulduğu ama aslında büyük biri baktığında ürkünç olan noktalar olur ya. Mesela Hansel ve Gretel'de çocukların cadıyı fırına atıp pişirmesi gibi. Yani bu çocukken bunu dinlediğinde evet kötülük yenildi olarak görüyorsun ama büyük biri olarak bunu dinlediğinde diyorsun ki bu çok korkunç bir şey aslında. Yani o tarz bir yana sahiptir bu seriyi bence yani. Bu yüzden hani masallarla ilgili bir seri olarak bu kısım yazar yani çok güzel yazmış, çok başarılı yazmış. Çünkü bütün konu bu, masallar. Masal karakterine dönüşüyor bu karakterler ve bir hikaye kalemi var. Bu hikaye kalemi senin hikayeni yazabiliyor. Böyle bir konu söz konusu. Gerçekten çok ayrı bir seri ya. Çok çok ayrı bir seri. Yani mutlaka okumanız lazım. Ve dediğim gibi okuyabilirseniz de İngilizce bir şekilde devam serisini de çok öneririm. Çünkü o da bambaşkaydı. Çok güzeldi ya. Keşke daha fazla olsaydı. Ki kalın kalın kitaplar aslında. Yani 1 ve 2 o kadar kalın değil ama 3. kitaptan sonrası hep 500 sayfanın üzerinde kitaplar. Ama o kadar sıkılmadan, o kadar su gibi okudum ki. Yani su gibi akıp gitti. Hiç sıkılmadım ve karakterlere çok bağlandım. Bu serinin daha fazla bilmesine ihtiyacım var. Çok güzel bir seri. Özellikle masallarla ilgili bir şeyler okumak istiyorsanız mutlaka kaçırmamanız gereken bir seri. Ve bu video bu kadardı. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bence çok keyifli bir videoydu ve hani az bilinen kitap hakkında konuşmayı gerçekten çok seviyorum. Sizin de bana az bilinen çok sevdiğiniz bir kitap, bir seri öneriniz varsa yorumlarda yazabilirsiniz. Bir de popüler kitaplar hakkında mı daha çok konuşmamı seviyorsunuz yoksa böyle az bilinen kitaplar hakkında mı daha çok konuşmamı seviyorsunuz. Bunu da yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Ya da mesela bu videonun part 3'ü gelsin istiyorsanız bu videoyu ve part 1'ini beğenirseniz, yorum atarsanız çok sevinirim. Çünkü hani ne kadar çok kişi sevdiyse o videoyu onun ben devamını çekmeyi o kadar çok istiyorum. Çünkü sizin sevmediğiniz bir şeyi yani çekmek istemem. Ve onun dışında isterseniz çok popüler kitaplar hakkında konuştuğum bir videoda çekebilirim. Sanırım popülerliğine değen kitaplar diye daha önce bir video çekmiştim bayağı önce, 1,5 yıl önce falan. Hani bir daha böyle şu an çok popüler olan kitaplarla böyle bir video çekebilirim. Bunu da hani ister misiniz yani yorumlara yazarsanız sevinirim. Bu gösterdiğim kitapların herhangi birini okuduysanız düşüncelerinizi, yorumlarınızı aşağı bırakırsanız aynı şekilde çok mutlu olurum. Sevdiyseniz de sevmediyseniz de yazarsanız gerçekten çok sevinirim. Umarım keyif aldığınız bir video olmuştur. Eğer keyif alarak izlediyseniz ve hala abone değilseniz kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Ve bu video bu kadardı. Kendinize iyi bakın ve bir sonraki videoya kadar kitaplı kalın.